Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölüme inşallah Araf suresinin 123. ayetinden başlayıp devam edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Tekrar Bismillah diyelim. Araf suresi 7. sure bildiğiniz gibi. Orada Firavun'la bir temas kurmuşlardı. Geçen bölümden hatırlayacaktır arkadaşlar. Firavun, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi dedi. Bu yani Kur'an müfessirleri tarafından, Kur'an'la ilgilenen insanlar tarafından çokça tartışılagelen bir ayettir, bir vurgudur. Oradaki Firavun tavrı bu manada çok ilginç. Yani hakikaten yani insanların neye inanıp inanmayacağını belirleyecek kadar bir tuğyan söz konusu, bir tuğyanla efendim ileri derecede sınırı haddi aşma haliyle biz karşı karşıyayız. Bu ayet bu manada diktatörlerin otoriter tutumu böyle pekişmiş, kimseye söz hakkı tanımamış, şuradan uzaklaşmış, müzakereye yanaşmamış, anlamaya gayret göstermemiş çevrelerin, sistemlerin, kişilerin hem tek başına olsun hem bir sistem bağlamında olsun onların bir tavrı olarak hakikaten son derece dikkat çekici. Hani bizde bir tek parti döneminde bir vali vardı ya, işte bu ülkeye komünizm lazımsa onu da biz getiririz. Siz kimsiniz? Ey halk, yani siz neye inanacağınızı, neye inanmayacağınızı bilemezsiniz. Biz size öğretiriz, siz ona inanırsınız, inanmazsınız. Bakın, bu sizin yaptığınız sinsice hazırlanmış bir tuzak. Hem de bu benim kendi şehrimde. Böylelikle ahalisini çekip götürmek için. Hani orada Musa peygamber ne demişti? İşte bir topluluk önünde biz tartışalım. Bir bayram günü olsun, insanlar toplansın, kalabalık olsun. İşte başkente uzaktan gelenler, başkentin ahalisi, ileri gelenler, sıradan normal halk olarak görülen herkes kim varsa katılsın demişlerdi. Tabii bir meydan okumaktan bahsetmiştik. Aslında iki taraf da birbirine meydan okuyor. Yani bu bir yandan iyi bir şey, direnenler için iyi bir şey. Çünkü zaten meydan okumalısınız. Meydan okumak için Allah sizi Firavun'a, Firavun düzenlerine gönderdi. Egemenlerin meydan okuması da direnenler için iyi bir şey. Yani kalabalıkların, insanların huzurunda kaçak köçek dövüşmeden herkes argümanlarını, delillerini sunacak, gerekçelerini sunacak ve tartışacaklar. Halk karar verecek, insanlar. Halk derken ileri gelenler, normal halk, yani herkes, herkesi bu noktada kastetmiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla orada Hazreti Musa'nın aslında mesajını öteden beri, yani ilk geldiği andan beri tartışan, bu konuda fikir yürüten, kendi arasında bir takım müzakerelerde bulunan o büyücüler iman ediyor. Hani geçen hafta bıraktığımız yerde iman etmişlerdi. Tabii bu şeyi sarsacak. Firavun'u ve düzenini sarsacak. Yani siz aslında bir plan yaptınız. Bu planınız nedir? Musa ile siz önceden anlaşmıştınız. Bizi içeriden çökertmek için burada kalabalıkların huzurunda Müslümanlığınızı ilan ederek efendim bizim iktidarımızı sarsmak istiyorsunuz. Ahaliyi buradan çıkaracaksınız. İsrailoğullarını veya onlarla birlikte iman eden Mısır'ın yerli halkını. Ama bekleyin, yakında göreceksiniz diye tehdit etmeyi unutmuyor. Bu dönekliğiniz yüzünden mutlaka içinizden pek çoğunun ellerini ayaklarını budayacağım. Ve yine mutlaka içinizden pek çoğunu topluca asacağım. Yani şeyi kaybetti aslında, yani Firavun'un düzeni, din anlayışı, sistemi, her şeyi bir bütün halinde kaybettiler Musa karşısında. Dolayısıyla Musa peygamber karşısında fikren, teorik olarak kaybetmelerinin acısını fiili olarak, fiziki olarak bir şiddet, baskı, işkence, öldürme, hapis,
anlamında çıkarmak isteyecek. Onu söylüyor zaten. Bütün diyor gücünüzü, kuvvetinizi alacağım, buducağım, ben çaprazlama keseceğim diye geçer kimi meallerde. Ve diyor içinizden diyor pek çoğunu da idam edeceğim yani, asacağım filan diyor. Asacağım, keseceğim. Yani işte bu faşizan, diktatöryel sistemlerin anlayışlarının yaklaşımı başka ne olabilir ki? Yani karşılıklı meydan okudunuz, tamam, eyvallah. Sözün gücüne inandınız yani görüntüleri iki tarafta. Ama ne oldu? Siz bu çıkan sonuca şey yapmıyorsunuz. Yani itibar etmiyorsunuz bu durumda. Bir ikiler bundan ne çıkar? Biz de Rabbimize döneriz dediler. Hadi bakalım. Yani öyle bir iman halindeler ki özellikle burada büyücülerin pozisyonu bence takdire şayan, şaşılası, hayret edilesi başka bir pozisyon. Yani eşsiz ve benzersiz hakikaten. Onu da öğrenmişler. Yani demek ki Musa'nın dinini çok iyi öğrendiler, kavradılar ama tam bir eşik vardı. Onu tam geçmek de o karşılaşma gününe nasip oldu. Rabbimize döneriz. Yani burada aslında bütün direniş ehli için arkadaşlar, her zaman bizim belki şahsımızda örneklendirebildiğimiz bir şey değil ama direniş ehli için çok önemli anlamlar, çok önemli mesajlar taşıyan bir vurguyla biz karşı karşıyayız. Yani bu dünyada yani meselenin sonu nedir? Ölümdür. Yani egemen diyor ki ben sizi diyor asacağım diyor, yani işte idam edeceğim filan. Bu tehdidi tümüyle boşa düşüren bir beyanla karşılıyorlar müminler, yeni müminler. Allah'a döneriz ya. Yani. Bizim en nihayetinde zaten inancımız, fikrimiz oydu yani. Başkası olamaz Müslüman olduğun an. Allah'a danmış bir hayat olacak. Ölümünüz zaten Allah'a bir dönüş. Bu dünyada kalıcı bir yer değil. Siz bizi öldürseniz, bize türlü çeşit işkencelerde bulunsanız bile yani siz de burada kalmayacaksınız. Çünkü yalnızca bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bize hınç duyuyorsunuz. Ulaşır ulaşmaz biz inandık diyor. Belli ki bilmiyoruz, demin belki son eşik filan dedik ya, belki öncesinde de iman etmiş olabilirler ya da bir bölümü öyle yapmıştır, bir bölümü hesaplaşma, karşılaşma gününü bırakmıştır. Ama sonuçta görece de olsa hepsi yakın yani hakikaten. Efendim, ey Rabbimiz, dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al. Dar zamanda bize sabır ihsan et. Çünkü burada biz bir işkence, bir ölüm, öldürme tehdidiyle karşı karşıyayız. Burada sığınacağımız tek makam sensin. Efendim, bu zamanda bize sabır, yani bir direniş bilinci ver. Yani sabır kavramını pek çok vesileyle burada daha önce konuşmaya, sohbetlerimizde onu irdelemeye çalışmıştık. Sabır gücünü almak, alabilmek kıymetli arkadaşlar. Rabbimizden bir lütuf, bir armağan olarak gelmesini beklemek bu anlamda çok önemli. Çünkü sabır da yani direniş de tümüyle sizin bütün imkanlarınızla ortaya koyabileceğiniz bir şey olmayabilir çoğu zamanda. Sizi destekleyen bir gücün, otoritenin olması sabır, direniş, azminizi, kararlılığınızı artıracaktır. Düşün, ekibiniz yok, kimseniz yok, yoldaşınız yok. Hani Musa peygamber diyor ya vahyi aldığı ilk başta, ben diyor Firavun'dan korkarım, bana Musa'yı diyor, özür dilerim, Harun'u diyor yardımcı olarak ver diyor Musa peygamber. Yani çekinebilir, yalnız hissedebilir. Böyle biri yoksa, maddi anlamda sizi destekleyecek bir güç, kuvvet, cemaat, parti, hizip, arkadaş çevresi yoksa bile Allah'ın gaybi yardımı talep edilmelidir. Burada bakın, Müslüman olan o insanların talepleri bu manada hakikaten çok önemli. Ve öleceğiz. Şimdi kötü bir ölüm, belki işkence altında ölecekler.
Yani böyle bir ihtimalle karşı karşıyayız. İşte diyor dar zamanda, yani böyle kötü bir vakitte diyor efendim, sana bağlanan hem de yürekten bağlanan kimseler olarak canımızı al. Bu çok büyük bir teslimiyet, büyük bir bağlılık, büyük bir bağlanma örneği kıymetli arkadaşlar. Müminler için, bütün direnişçiler için. Yani hakikaten her an örnek alınması gereken bir mesel. İşte Gazze'de de insanlar, yani aktüel bir örneklik olması bakımından bunu yaşıyorlar yani kendi pratiklerinde. 127. ayetten devam edelim. Ve Firavun uyrukları arasında önde gelenler. Peki dediler. Musa ve halkının ülkede karışıklık çıkarıp uyruklarını senden ve senin ilahlarından uzaklaştırmalarına göz mü yumacaksın? Firavun, onların çocuklarından çoğunu öldürecek ve yalnız kadınlarını sağ bırakacağız. Çünkü gerçekten onların üzerinde ezici bir gücümüz var dedi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Önde gelen, yani bunlar geçen dersimizde de konuşmuştuk. Firavun'un aklına gelmeyecek olan şeyleri de onun aklına sokarak iktidardan nasiplenen yancı bir kitle olarak kazançlarını sabitlemek istiyorlar. Firavun'u tabiri caizse sürekli fiştekliyorlar. Tabii Firavun da buna ihtiyaç duyuyor. Onlar çok çok daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Yani Firavun devrilirse ortada kalacaklar. Ne diyorlar hemen? Musa ve halkının ülkede karışıklık çıkarıp uyruklarını senden ve senin ilahlarından uzaklaştırmalarına göz mü yumacaksın? Şimdi şeyleri diyor böyle tehdit ettin. Siz söyleyin büyücüleri. Bunlara dönük bir ceza olmayacak mı? Hem Musa'ya, Harun'a dolayısıyla ve halkına. Yani İsrailoğullarının hani onları filan kurtarmaya çalışıyor. Birlikte hareket ediyorlar. Zaten bir sürü sıkıntılar yaşadılar. Firavun hemen cevap veriyor. Çocuklarından çoğunu öldürecek ve yalnız kadınlarını sağ bırakacağız. Daha önceki, yani babası zamanındaki, önceki Firavun zamanındaki Musa peygamberin işte annesinin onu kurtarmasına sebebiyet veren, hani Nil Nehri'ne bir beşik veya sepet içerisinde onu atmıştı ya, bir belirsizliğe doğru göndermişti kurtulsun diye. Aynısını tekrarlamak istiyor. Bakın zalimlerin, zulümlerin ister o eski zamanlarda, geleneksel zamanlarda, modern zamanlarda aslında tavırları değişmiyor arkadaşlar. Yani böyle bir değişime biz rastlamıyoruz. Hep ölüm, katliam, yok etmek. Bugün yine Gazze işte, yani bu her an yaşıyoruz zaten. İslam dünyasının pek çok yerinde veya dünyanın pek çok yerinde bu yıkımlar, kırımlar oluyor ama son dönemde İslam dünyasına sıkışmış vaziyette bu katliamlar. Ve tehcirler, hoşlarına gitmeyen toplumları işte toplu ölümlere tabi tutmalar, egemenlerin değişmeyen karakteridir Kur'an-ı Kerim'e göre. Kadınları sağ bırakacaklar. Çünkü kadını bu manada bir kendisine tehdit olarak görmüyor. Çocuklar, yani onlar büyüyecekler. Özellikle erkekler onlarla savaşabilir. Kadınları da ne yapıyor? Bu gibi zalim sistemler, zalimler, diktatörler başta böyle toplum içinde eritiyor kızları. Onunla bununla filan evlendirecek. Böylece bir asimilasyona gidecek ve onları hizmetçi olarak filan da şey yapmış olacak, yani kendince istihdam etmiş olacak. Evet. Onların da üzerinde ezici bir gücümüz var. Yani gücünü Allah yolunda kullanmıyor. Adalet için kullanmıyor. Diyelim gücün var. Bir şekilde oluşmuş. Tabi zulüm yoluyla oluşmuş. Ya kardeşim, bunu bütün insanlığın kurtuluşu için yapsak ne olur? Böyle bir tavırdan zinhar, uzaklar. 128. Ve Musa kendi halkına yardım için Allah'a sığının ve dar günde sabırlı olun dedi. Yani çünkü onlar büyük bir örgütlülükleri yok, büyük bir zenginlikleri yok, ordu güçleri yok, maddi güçleri yok, kalabalık değiller diğerleri kadar. Nereye sığınacaklar? Tabii ki kendi aralarında bir şuraları, istişareleri falan olacak. Ama
Allah'a sığınacaklar, inançlarına, adanmışlıklarına sığınacaklar. Bilin ki bütün bir yeryüzü Allah'a aittir. Onu kullarından kimi dilerse ona miras bırakır ve gelecek Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olanlarındır diyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırmış olalım. 128. Efendim, innel arda lillahi. Şimdi yeryüzü Allah'ındır. Hani bizde özellikle mültecilerle ilgili bir pankartımız var, bilirsiniz. İşte yeryüzü Allah'ındır, mültecilere yasaklanamaz, kimseye yasaklanamaz. Bugün burada yaşar, başka gün başka yere gider. Hani böyle ulus devlet zihniyetinin egemen olduğu dönemlerde, coğrafyalarda büyüyen, eğitim gören, ulus devlet kurumlarıyla muhatap olanlar için bu çoğu zaman anlaşılabilir bir şey olmamıştır. Ama böyle yani. Yeryüzünü Allah yaratmış. Hatta çok ilginç. Kutsal kabul edilen sınırlar tarih boyunca hem değişiyor hem de coğrafyalarda değişiyor. Mesela jeolojik olarak yerin, kıtaların, kara parçalarının sürekli değiştiğini anlatıyor bilimciler. Yani bunu görüyoruz. Ve hali hazırda da radikal değişiklikler olma ihtimali var değil mi? İşte küresel ısınma deniyor, buzullar eriyor, işte ekolojik bir ifsatla yüz yüzeyiz. İşte pek çok böyle denize olan seviyesi düşük olan kara parçalarına kurulu devletlerin yok olacağı ülkelerin söyleniyor. Birçok haritalar değişecek bu durumda. Su 20-30-50 metre yükseldiği zaman pek çok ülke yok olacak, pek çok coğrafya sular altında kalacak, ülkelerin haritaları değişecek. Dolayısıyla yeryüzü Allah'ın, insanların ne kadar gücü olabilir? Yani insanlar bir beka sıfatına, insanların kurumları bir beka sıfatına sahip değiller. Yani bugün varlar, yarın yoklar. Dolayısıyla böyle yeryüzünü, işte şehirlerimizi arsa arsa parselleyen efendim kapitalistler yok mudur? Tabii ki varlar. Onlar gibi yani bu zihniyette siyasal manada zaten o kapitalistlerle birlikte çalışırlar. Çünkü zihin kodları da aynıdır bu manada. Parselleyip işte burası bizim, sen giremezsin. Sen defol, bizden değilsen, bizi sevmiyorsan öl. Efendim böyle yaklaşımları var. Diyor ki Musa peygamber, çağlar ötesi bir ifade bu. Bilin ki bütün bir yeryüzü Allah'a aittir. Ötesi var mı arkadaşlar ya? Bütün bir mülk, güç, iktidar, hem bir maddi boyutu, yani aslında mülk daha çok bu manada Kur'an-ı Kerim'de kullanılır, siyasal otorite, güç anlamında, maddi boyutu anlamında da hepsi Allah'ın. Onu zaten Allah yaratmış. Allah yaratmasaydı siz buna nereden muttali olacaktınız? Onu diyor, kullarından kimi dilerse ona miras bırakır. Yani bu çok önemli. Düşünseniz ayrı. Biz bu mıntıkayı, bu coğrafyayı, bize ait olan, çitlediğimiz bu memleketi kimseye bırakmasına izin vermeyiz de Allah'a savaş mı açacaklar yani? Ne yapacaklar? Yani Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah diyor ki biz kimi dilersek ona bırakırız. Aslında bu şu demek ya, şunları alayım da buraya getireyim, işte böyle oynayayım, dağıtayım daha ziyade. Bu çevirilerdeki hatalardan biri budur bence. O sünnetullahın, yani o akışı aslında Allah kastediyor. Yani insanları hareket halinde bir mobilizasyon süreci içerisinde var ettik diyor. Bu ne yapacaktır? Bu topluluklar, bu karakter gereği oradan oraya, oradan oraya girip çıkacaklar. Burada savaş var, katliam var, kuraklık var, başka bir doğal felaket oldu. Ne yapacak? Orada duramıyor yani. Allah onu gidebilecek şekilde yaratıyor, değil mi? Bir arayış içerisinde olma kabiliyetiyle yaratıyor. Başka coğrafyaları da başka bir yerde yaşam tehlikeye girdiği zaman, maddi manevi yer neyse, onlara dönük bir davet olarak oraya koymuş. Zaten kendisi söylüyor.
Yani Allah'ın arzı geniş değil miydi? Burada eziliyordunuz. Niye o tarafa hicret etmediniz? Diyor. Ben çünkü size bir alternatif yarattım. Yani az evvel söylediğimizi, yani takviye eden, destekleyen bir ilahi beyan bu. Yani bir davet merkezi olarak var zaten. Tam zor olabilir. Yani hicret, bir yerden bir yere gitmek filan, bunlar kolay şeyler değil. Ama yaşam da diyor, imtihan da bu şekilde kazanılacak. Yani zorluklara göğüs gere gere. Efendim, ve gelecek Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olanlarındır diyor arkadaşlar. Yani vel akıbetü lil muttakîn. Yani bu her yerde karşınıza çıkan bir ayettir, vurgudur. İnsanlar bunu kullanırlar. Kitapların altında, yazılara bunu kullanan kişilere, eserlere rastlamışsınızdır. Yani akıbet muttakilerindir. Muttaki kimdi? Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan, ondan sakınan, ondan çekinen. Ama bu çekinmek ve sakınmak bir sevgi temelli. Ona bağlısınız. Ona karşı çıkmak, onun rızasına mugayir, muhalif olabilecek bir davranışı sergilemekten imtina etmek durumu. Bunu iyi algılamalıyız. Yoksa böyle işte elinde kırbacıyla, sopasıyla haşa tehdit eden efendim bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bir tanrı imajından filan kesinlikle tabii ki bahsetmiyoruz. Kur'an'daki takva da zaten hani böyle bir şey değil en nihayetinde. Dolayısıyla yani akıbetin muttakilere ait olması, geleceğin sonun ki en nihayetinde gelecek biliyoruz yani ölümden sonraki diriliş vakti, vakitleri. Ya bu çok güzel bir ödül, müjdesi olarak karşılanmalı aslında ama özellikle modern kapitalist dönemlerde fazlasıyla maddeci, maddiyatçı bir felsefe, inanç, yaşam tarzı bizi sarıp kuşattığı için kıymetli arkadaşlar, gaybi dönemi işaret eden, gaybi aşamayı işaret eden bir ödül durumu pek böyle istediğiniz bir şey olmaktan çıkmış durumda diye düşünüyorum. Yani çoğu zaman maalesef. Yani Müslümanlar çok maddeci bir zaviyede artık inançlarını kaldıysa tabii, yani buna da inanç deniyorsa konumlandırır oldu. Yani bütün hesaplar yeryüzünde olmalı şeklinde bir anlayışa biz de çok büyük oranda Müslümanlar olarak teslim olduk maalesef. 129. Fakat İsrailoğulları biz sen gelmeden önce de çok eziyet çektik, geldikten sonra da dediler. Yani bu İsrailoğullarıyla işimiz uzun, zorlu ve sürekli bu manada bir tatminsizlik, bir itiraz. Yani bir Hz. Musa onları bir teslimiyete çağırıyor Rablerine ve geleceğe dönük, ahirete dönük bir teslimiyete. Ve bir itiraz ediyorlar, etmeye devam ediyorlar. Burada da o çok meşhur, yani ben de bu ayeti çok dillendirmeye çalışıyorum muhabbetlerimizde. Gelmeden önce de çok eziyet çektik, geldikten sonra da. Yani tam az evvel söylediğim çerçevede bir talepte bulunuyorlar. Yani yakın vadede bir kurtuluş. Hemen, ya niye kurtulmuyoruz kardeşim yani? Hemen bu dünyada bütün zenginlikler, kurtuluşlar, güzellikler, cennet bizim olsun. Ya yeryüzü bir cennet olmayacak yani. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Ya sıkıntılar ne zaman bitmiş size soruyorum yani. Hadi bana deyin ki şu tarih diliminde, aralığında sıkıntılar bitmiş. Arkadaşlar lokal kurtuluşlar olabilir. Yani lokal ama veya dönemsel, hani bir zaman dilimini kapsayan kurtuluşlar, bazı güzel gelişmeler yaşanmış olabilir. Ama mutlak manada böyle bir şey söz konusu değil. Diyelim şu bölgedeki halk o barış içinde, kardeşçe her şeyi bölüşerek, paylaşarak, dayanışmayla yaşıyor. Ekonomisini infak ve dayanışma üzerine kurmuş. Şurayı mükemmel işletiyor. Tepesinde bir diktatör filan yok. Herkes süreçlere katılıyor filan.
Yani dünya onların yaşadığı yerden ibaret değil ki. Şimdi Zülkarneyn'e yaptıkları gibi onlara şöyle bir şey gelmeyecek mi ya da gelmedi mi? İşte Yecüc Mecüc'e karşı bize yardım et. Ya kardeşim yardım ederdik de biz burada güzel bir düzen kurduk. Sosyal adaleti tesis ettik. Kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, şura sistemini efendim yerleştirdik. Şimdi buradan sen oraya gitsek, buradaki düzen bir defa belki akamete uğrayacak. Geleceğiz orada kapışacağız, savaşacağız belki yeri gelince. Yenileceğiz, öldürüleceğiz. Vay bunlarla uğraşması da zor. Yani onları hizaya sokmak, aynı düzeni kurmak, yeni baştan bizi efendim yeni bir uğraşla baş başa bırakacak. O yüzden biz buraya gelemeyiz mi diyecek. Zaten gitmezse bir sonraki aşamada muhtemelen ona da tasallutta bulunacak. Yani çünkü şeytan, şeytani güçler yerinde durmaz. Onunla kapıştığına göre onu yiyip yuttuktan sonra seni de başkalarını da yani yeryüzünde ulaşabileceği kimler varsa hepsini ezmek isteyecek, sömürmek isteyecek. Dolayısıyla mutlak bir kurtuluş yok yeryüzünde. Burada bir özgürleşme sağladıysanız Zülkarneyn gibi diğer mıntıkaya, son peygamber gibi diğer mıntıkaya. Şimdi tamam Medine'ye gitti. Medine'de malum süreçler. Mekke'ye döndü, evini kurtardı. Yani yeni bir yer fethetmediler. Böyle bir fetihçi anlayış da yok zaten Kur'an-ı Kerim'de. O bilinen çerçeveyi özellikle kastediyorum. Ondan sonra Bizans'a ve İran'a meydan okuyacak. Yani biz ya Arabistan'da da şey bırakmadık. Böyle bir şirk, zulüm adası bırakmadık. Kötülük adası. Bu insanlar isteyen istediğine inanıyor zulüm yapmadan. Ayrı hikaye. Onlarla zaten sözleşmeler yaptık. Ama kardeşim karışmayalım ya başka bölgelere. Huzur içinde yaşayalım. Böyle bir şey yok. Bir devlet mantığı o yüzden bu temelde yani Hazreti Peygamber'in ufkunda olamaz. Merkezi olur. Merkez yer de değiştirir. Zaten ya ilk dört halife yani bütün problemleriyle birlikte o süreç ilginç bir süreç yani her ne kadar bir takım zaaf noktaları olsa da işte şurayı az buçuk da olsa deneyimlemeye çalışıyorlar. Ne yapıyor? Merkezlerde ilerliyor. Yani işte Medine merkezken işte Irak tarafına filan geçiyor. Başka yerlere geçiyor. Zaten böyle bir kurulu bir devlet yapısından ziyade seyyaliyeti olan, akışı olan, mobilizasyonu olan bir anlayışı, kavrayışı temsil eder Peygamberimizin ve takip eden Müslümanların zihinsel yapısı. Yani Zülkarneyn de bir yerde durmuyor. Kimse bir yerde duramaz. Biz de bugün gücümüz yetse değil mi oraya buraya. Çünkü şirk, küfür, zulüm örgütlülüğü de durmuyor. Bakın küresel manada. O günde yani Bizans, Sasaniler, işte öncesine Roma, başka güçler, bütün imparatorluklar yerinde duruyor mu? Bir yayılma istidat, tanrısal bir kendinde şey vehmediyor. Her tarafı ele geçireceğim, her tarafta benim hükmüm geçecek, her tarafın maddi manevi zenginliğini yağmalayacağım. Hani çizgi filmlerde öyle işte çirkin diktatörler vardır, o işte kainatı ben yöneteceğim filan der. Böyle bir saplantı var şeytanın adımlarını takip eden insanda. Dolayısıyla mutlak kurtuluş talep ediyorlar Musa peygamberden bu İsrailoğulları. Biz diyorlar sen gelmeden önce de çok eziyet çektik, sen geldikten sonra da. Yani ne anlamı kaldı ki? Bizim hidayete ermemizin ne anlamı kaldı diyorlar. Halbuki hidayete erenin derdi çoğalıyor arkadaşlar. Peygamberimizi düşünün. Hazreti Hatice annemizle beraber vahiy gelmeden önce öyle bir orta halli zengin değil mi? Yani ticaret burjuvasisi de diyebileceğimiz o sınıf içinde yer alan bir aile olarak yani Hazreti Hatice annemiz de öyle tüccarmış ya. Giderken başına iş alıyor yani dert alıyor. Bütün peygamberler böyle. Hepsi yani Musa bir prens. İbrahim peygamber babası put yapıcısı sarayda yetişiyorlar yani. Peygamberlik gelince herkes başını iş alıyor. Takipçiler iş alıyor. Şimdi
İşin yoksa Nemrutlarla, Firavunlarla, Ebu Cehillerle kapış. Değil mi? Zor işler. Zaten diyor ben Firavundan korkarım diyor Musa peygamber. Korkulacak bir güç, otorite var. Acımasız bir zulüm sistemi var. Ama inancı gereği kapışmak durumunda. Musa cevaben belki de Rabbiniz düşmanınızı yok edip yeryüzüne sizi varis kılacak. Değil mi? Ve sonra sizin nasıl ve neler yaptığınıza bakacak. Hadi bakalım. Ya biz ezilmiştik. Ya sömürülmüştük. Biz efendim bize bir fırsat verilmemişti. Aslında yeryüzüne biz ıslah ediciler pekala olabilirdik filan diye konuşmuşsunuzdur diyor muhtemelen. İşte diyor tam bu aşamada diyor eğer sebatkar olursanız Musa'nın peşinden ayrılmazsanız diyor ya böyle bir fırsatınız var. Tarih size böyle bir fırsat aslında sunmuş oldu. Geri adım atmayın diyor. Hodri meydan, yani Allah da onlara meydan okuyor. Kıymetli arkadaşlar burada bırakalım. İnşallah bir sonraki sohbetimizde 130. ayetten devam ederiz. Rabbim Kur'an'dan ayırmasın. Orta Doğu'daki cehaletler, faşizmler, diktatörlükler, ulus devlet süreçlerinin doğurduğu yaraları layıkıyla tanıyıp çözmeyi bize nasip etsin. Anadolu halkının, Orta Doğu halklarının acılarını, Filistin'in acılarını, zalim emperyalist güçleri, bölgesel diktatörlükleri bu manada layıkıyla tanımayı ve onlara karşı tevhid ve adalet temelinde mücadele etmeyi nasip etsin. Selamünaleyküm, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.